bilinen tüm hukuk kural ve kaidelerinden azade bir biçimde ve neredeyse her gün idam cezalarını uygulamaktadır. Özellikle Jina Mahsabeyni'nin katledilmesinin ardından Şincian azadi sloganları eşliğinde yayılan protesto hareketleriyle beraber idam yönetimine başvuru rejimin rutin uygulaması haline geldi. Ne yazık ki ne Türkiye medyası, ne Orta Doğu medyası, ne de Avrupa, İran'ın bu sistematik suçlarına karşı yeterince duyarlı davranmamaktadır. Uluslararası toplum da bu suça karşı yeterli duyarlılığı göstermemektedir. En vahim olanı Türkiye Cumhuriyeti siyasi iktidarının o suçlu rejimin liderlerinden biri kaza sonucu öldüğünde yas ilan ederek insanlığa karşı işlenen suçların failleriyle diplomatik ve siyasi dayanışma sergilemiş olmasıdır. İran'da en son 23 Temmuz 2024 tarihinde Pekşan Azizi ve Şerife Muhammed isimli Kürt kadınlar hakkında idam cezası verilmiştir. Bu idam cezalarının gerekçesi asıl olarak söz konusu kadınların Kürt siyasi hareketine mensup oluşlarıdır. Şu anda cezaevinde olan ve idam kararının uygulanması bekleyen Pekşan Azizi'nin bu kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptığı mektubunda şöyle söylediğini öğrendim. Şerife Muhammed ve ben idam sırasında bekleyen diğer kadınlar. Sadece özgür ve onurlu yaşam arayışı nedeniyle mahkum edilen ilk ve son kadınlar değiliz. Olmayacağız. Ancak can verilmeden özgürlük de gerçekleşmez. Özgürlüğün bedeli ağırdır. Suçumuz Jin-Jiyan azadiyi birleştirmektir. Pekşan Azize'nin de mektubunda belirttiği gibi ifade özgürlükleri engellenerek yargılanan ve idama mahkum edilen bu kadınların idam cezasının durdurulması gerekmektedir. Bizler insan hakları savunucuları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerinin bu idamların engellenmesi yönünde diplomatik kanalları kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde tüm dünya insan hakları savunucularını bu konuda tavır almaya çağırıyoruz. Coğrafyamızda yerleşik medyayı İran'daki idamlara karşı duyarlı olmaya, ses çıkarmaya, yayın yapmaya davet ediyoruz. Coğrafyamızda bulunan tüm insan hakları örgütlerini, kadın örgütlerini, sendikaları, muhalif siyasi partileri de İran'da gerçekleşen ve gerçekleşecek olan idam cezalarını engellemek için tavır almaya çağırıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine sesleniyoruz. İdam, devlet eliyle işlenen bir cinayettir. İdam cezalarına son verin. Pekşan Azizi ve Şerife Muhammed'in hakkında verilmiş olan idam cezalarını kaldırın. İnsan hakları.